göre. Bir de Mehmet Gayri Şimşek diyor ki miybellere... e, dolar düşecek enflasyon düşecek birçok televizyon kanalında e, gazetelere verdiği demeçlerde bunu söylüyor. Mart ayı da bir faiz arttırımı geldi e, dövize talep Hı -hı. yaşandı dolar %4 euro da %4,8 oranında artış gösterdi şimdi enflasyon geldi. %3,16 enflasyondan daha az artacağını söylüyordu Mehmet Şimşek doların. E, ama o zaman bu ay doların bir şekilde tutulması mı gerekiyor? Nasıl tutulabilecek e, daha aşağısında enflasyonun gelebilmesi için? Çünkü eğer kur yükselirse o orta vadeli programda e, bir şekilde rafa kalkmış olmaz mı? Ben de Mehmet Şimşek'e buradan bir şey sormak istiyorum. Kendisi çıksın kamuoyuyla paylaşın, paylaşsın. Kur yükselince niye enflasyon yükseliyormuş? Kur düşünce niye enflasyon düşüyormuş? Buna bir cevap var mı sayın Mehmet Şimşek? Yani madem Türkiye'nin bir orta vadeli programı var, OVP'si var. Türkiye gerçek anlamda kalkınacak, büyüyecek. Türkiye ekonomik sorunlarını ciddi anlamda düzeltecek, toparlayacak. O zaman kurun düşmesinin ya da yükselmesinin ne önemi var? Bu şu demek. Bakın ben size söyleyeyim. 1928 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı demek. Kendi kaynaklarıyla üreten bir ülke haline gelirsin. Dış bağımlılığını yok edersin. Yabancı bağımlılığını yok edersin. O zaman dolar yükselse de düşse de enflasyon ne etki etmez. Ama sen eğer ki bu kadar çok dışa bağımlıysan evet dolar yükseldiğinde enflasyon artar. Evet dolar düştüğünde enflasyon düşer. Hep Japon bu, Yeni'ne örnek veriyorduk değil mi bu noktada? Evet, bu geçici bir geçici bir çözüm. Yani meme şimşek çıkıyor hala bizi aynı hayallerle kandırmaya çalışıyor. Yani dolar düşecek, enflasyon düşecek. Sizin enflasyon düşürme mantığınız ya da planınız, programınız bu mu ya? Ayıptır be kardeşim. Hala diyorsunuz ki Türkiye'yi daha da yabancı kontrolüne geçireceğiz. ABD'ye hani gidiliyor. 15-20 Nisan tarihlerinde bilgiyi paylaşım izleyicilerle Mehmet Şimşek Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ı da yanına alarak ABD, IMF Dünya Bankası toplantılarına katılmaya gidiyor. Şimdi burada bir IMF anlaşması olur mu olmaz mı diye çok tartışıldı. Herhalde zor gibi görünüyor değil mi? Çünkü ciddi denetimlere tabi olmak demek IMF ile bir anlaşma yapmak. O da Türkiye için mümkün mü? Bazı böyle ticari anlaşmalarımız var sır, sır olarak saklanan, devalüasyon isteyebilir. Dilirler. Olur mu IMF ile bir anlaşma? IMF isterse olur. İster mi? IMF niye istesin Türkiye ile anlaşmak? Yani zaten istese yani, dahi önce ciddi bir denetim süreci olacak değil mi? Didik aynen, didik. Aynen öyle. Sen bütün, bakın ben size bir şey söyleyeyim. IMF gelip buraya, bir kere bizimkiler de yanaşamazlar buna. Hı. IMF gelip buraya kontrollere başladığı zaman ona ne cevap vereceksiniz? TÜİK'in enflasyon rakamlarını incelemeyecek mi geriye dönük olarak IMF? Ya da Merkez Bankası rezervlerinin niye bu kadar eridiğini incelemeyecek mi IMF? Ekonomi politikalarındaki hataları incelemeyecek mi? Kamuda yapılan aşırı harcamaları incelemeyecek mi IMF? Mesela yani sadece nefret eden ibaret değil. Bütün bunları inceleyecek. O zaman sen IMF ile masaya oturabilir misin? IMF devalüasyon istemeyecek mi bu ülkede? Sert bir kuru hareketinin olmasını istemeyecek mi? Faiz politikalarındaki yanlışları düzeltmeni istemeyecek mi? IMF'ye gittiğin zaman <laughs> sen 200 milyar dolardan aşağı para istemeyeceksin. İsteyemezsin şu anki koşullarda. IMF sana 200 milyar dolar verebilecek mi? Verecek mi? 200 milyar dolardan bahsediyorum. Verecek mi? Bakın kendi gerçeklerinizle bir yüzleşin önce. Siz gri listede olan bir ülkesiniz. Ve utanmanız gerekiyor bundan. Sizin standartınızda hiçbir ülke gri listede değil. İki, sizin faiz politikalarınız hala negatif ortamda. Üç, sizin bütçe problemleriniz hala son derece net bir şekilde devam ediyor. Dört, siz Londra piyasasında orada burada insanlara gol attık diye burada naralar attınız. Şu anda Londra piyasası sizinle iş yapmak istemiyor. Beş, kredi notunuz diplerde geziyor. Hani kredi notumuz yükseldi, şöyle oldu, böyle oldu. Memeşimşek bunları gayet iyi biliyor da şu anda politika yapıyor. Tamamen siyaset yapıyor artık. Söyleyeyim, benim Şimşek'e gram güvenim kalmadı. Şu anda resmen politika yapıyor, siyaset yapıyor. Sayın Memeşimşek çıksın söylesin Türkiye'nin kredi notu ne anlama geliyor? Kendisi bu tür kuruluşlarda çalıştı. Türkiye'nin kredi notu çöp seviyesinde. Aşırı spekülatif olan ülkelerden birisiyiz biz. Kimse gidip Türkiye'ye parasını yatırmıyor. Ne devletler yatırıyor ne büyük kurumlar yatırıyor. Küçükler de onları takip ettiği için onlar da yatırmıyor. Dolayısıyla hangi para Türkiye'ye gelecek? IMF bütün bunlara bakmayacak mı? IMF uluslararası para fonu demek. Bir yıl ülke orada parasını riske atıyor. Senin ülkene niye yatırım yapsın IMF? Ha IMF gelebilir. Nasıl gelir? Kardeşimler sana 20 milyar dolar veririm. Bütün denetimlerini yaparım. Gerçekten kamu maliyesini düzeltirim, düzeltmeni isterim. Gerçekten bir devlet e, kur dengelerine bakarım. Kurun yanlış seviyelerdeyse onları normalleştiririm. O zaman IMF gelir. Maaşlar artmayacak, tüm giderler kesilecek, hesaplar tek tek Kar incelenecek. E, son derece zorlu bir süreç iki tarafta. Size bir soru sorabilir miyim Lütfen, Alev Hanım? Buyurun. IMF kaç tur, şey Mehmet Şimşek kaç tur attı ya? Kaç tur attı ben hatırlamıyorum. Artık. ABD mi? ABD değil, bütün dünyayı hı 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 kaç tur gezdi. Araplar sıcak bile para bize para vermiyor iş. kardeşim. Araplar vermiyor bize artık. Araplar. Ama yani... iyi bir tablo çizilmeye de devam ediyor Selçuk Geçer. Biz rezervlerden harcamadık diyorlar. Hatta aldık bile deniliyor. Merkez Bankası döviz pozisyonundaki artıştan bahsediyorum. Bu artış nereden geliyor? Mesela baktık